şöyle caf caf bir giriş yapamayacağım. Şimdi niye öğrendim? Şunun kabinini ayıracağız. Çok sevdim, çok beğendim de bugün çok zor geldi şimdi ya. Serhat, harbiden sökeceğiz mi biz bunu? Evet abi, şu an enerjimiz yerinde. Her projede olduğu gibi. Abi yemek istemek, içecekse içecek dedik, çalış artık yani. Şimdi diyorsun ki biz bunu yarım saatte sökeriz. Ben öyle bir şey demedim, sen diyorsun abi. Şimdi abiler, kardeşler, açlar açım ışığı. Şimdi burada çok büyük bir alan var gibi gözüküyor. Nereye var abi? Ama öyle değil. Bunlar hep kandırmaca, bunlar hep kapitalist düzenin oyunları. Serhat, oğlum bak, gecenin sonunda başaramadık abi, tutunamadık demeyelim. Bu video var, en az izlenen video olur ya, ben sana söyleyeyim. Niye? Çünkü çok enerjik değilim. Şunları bir sökmeye başlayınca enerjik olacağız. Şu an düşünelim. Oğlum bak, bunları böyle bir yerlere dizmeyeceğiz değil mi? Pat 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 söküyoruz. Abi söktüğümüzü bir daha takmayacağız. Sen bak, var ya. Burada söktüğümüzü tekrar takacağınız bir tek bu vesile kalsın. Belgana merkezine onu sen sök, onu sen sök. Ben aynen. Geri kalan. Ooo bir yerden soğuk esti. Sökmeyeceğiz abi, çıkarıp atıyoruz. Tamam, o iş bende o zaman. Şimdi bak, aynı dilden konuşmaya başladık Serhat. Her şey gidecek burada bak. Bir tek bu kalacak, bir de şu devriyaj. Onun dışında bu gidiyor, bu gidiyor, bu komple gidiyor. Bunlar peki, gidiyor, bunlar gidiyor. Koltuğu nasıl sökeceğiz buradan? Abi koltuk en zoru. Oraya zor soktuk, zor çıkacak. Koltuk, neyse. Koltuk bu işlerde en zoru. Hadi bakalım. Şu viteslerde bakalım, önce sökelim de. Kaputun altını, motorla bağı olan her şeyi söktük. Alt taraftan şanzımanı ve kulağını ayırdık. Birazdan çıkaracağız. Buraya bir takozumuzu koyduk. Allah. Arabayı ileri ittireceğiz. Senin en sevdiğin bölüm. Ne görürsek söküyoruz. Aynen öyle. Şu an ne görürsek söküyoruz. Arabanın önünden basit yaptık, kalktık. Tam güzel oldu. Yılan. Şu an alt taraftan şanzıman, işte şanzıman yakıtını açtık, söktük. Şanzıman alt kulağına kadar söktük hepsini. Motor kulakları da şu an sökül, üstüne sadece duruyor. Şimdi amacımız arabayı geri itip motor şanzımanı çıkaracağız. Hadi bakalım. Sonra eve gidip yatacağız. Dur daha bekle. Dur lan ben yatıyorum. Hadi abi bak kamerayı. Hadi bakalım. Motor şanzıman dışarıda. Konfor alanı yine çoğalmış Serhat. Ben anlat abi. Konuş. Ben alt kısımdaydım, gözükmeyen kısım. Abi, sıkıntı yok. Her zaman bir arabanın altına ya da kim birisi çakıyor kişiden alıyorum. Sen geldiğin üstte oluyorsun. İki tane daha sökersem inşaatlarda büyük o vinç operatörü bir şey oluyor ya, ondan olacağım ha. Keyifliymiş, yukarıdan ben ayarlıyorum çekiyorum. Tabii altta bir şey. İnşallah yani. Takması da kolay olur. Allah'ım. Biraz zor. Sen soktun, sen çıkar. Aynen, o motoru buraya sokarken dedik koca motoru. Şimdi bak elime metreyle ölçüm yapıyorum. Sen şimdi niye şey veriyorsun, yok koca motor, yok bilmem ne ipucu veriyorsun? Abi yani şimdi dizel bir motorsa da atlayacağız. Dizel motorlar biliyorum büyük olur. Şu gördüğünüz yağ da şanzıman geçmeli olduğu için çektiğin. Bunu da öğrendim anasını satayım. Şanzıman yağı aktı. Kovaya döktük ama çıkarırken taşıyor illaki. Yani dökülüyor. Neyse çıkardık, şanzımanı ayırırız. Yapacağımız işlemlerden ben şimdi bahsetmeyeyim. Videonun geri kalanında daha ileriki bölümlerinde ya da görmüş olurlar. Ama şuraya iyi bakın. Bakın. Şuraya iyi bakın. İleriki bölümlerde bununla ilgili bir şeyler göreceksiniz. İlk işimiz temizlik yapacağız. Yine fazlalık şurada bir sürü hortum mortum, saçma sapan kablo demeti, osulu sıcağı, cürtü var. Odur şudur budur. Aynen onları halledeceğiz abi. Onlar çıkacak. Onları çıkardıktan sonra eski sistemleri de, sonra bir sürü daha bir borular var şurada. Sonradan yapmış olma saçma sapan bir şeyler daha var burada. Bunların ne olduklarını bulacağız. Hepsi çıkar onları. Bak bunları falan. Bunlar hepsi daha olacak. Şunlar düzgünce en şeyi daha duracak. Temizleyeceğiz hepsini. Fazlalıklar gidecek. Yeni motor girecek. Yeni motorun birkaç işlemlerini yapacağız. O zor işlemler. Onlar birkaç hafta zaman alacak. O sonra çünkü başka projeler de var. Onları yaptıktan sonra işin çok daha zor kısımları var yani motorun vesaire şeyleri. Sonra bu yuvayla tanışma işlemi var. Birbirlerini tanıştıracağız. Uyduracağız. Uydurma yok abi. Birbirlerini sevdireceğiz. Birbirleriyle vakit geçirmelerine alışacaklar. Ondan sonra baktık ki birbirlerine çok aşık oldular. O zaman evlendirme programına çıkaracağız. Evlendirme programında nikahını kıydıktan sonra Allah'ın bir yastıkta kocasını dil içine sokacağız. Keyifli bir araba olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Ya dur abi ne keyfi. Ne oğlum ben? Oğlum ben kafamda bu arabayı bitirdim bile. Kafamda bitirdim de bir dur. Biz bitirdik şimdi. Sadece motoru koyduktan sonra bitmiyor. Daha inanılmaz işleri var. Ya. Biraz uzun bir proje olacak. Yani bayağı birkaç aydan fazla. Hani bir sene falan sürmez. Hele birkaç sene falan sürmez ama
Birkaç ay çünkü aynı anda başka bir sürü şey var. Bir de custom yaptıracağımız bir sürü iş var. Evet. Onların da beklemesi var. Onlar bizi bekletecek. Yani onlar bizi takdimen her birine bir tane yapacağız ki diğerine geçir. Diğer derken onlar bizi bir iki ay bekletir. Bunun içine koyacağımız motor çok tercih edilmeyen bir motor mu? Çok aynen. Uzak durulan bir motor mu? Uğraşılmak istenmeyen bir motor mu? Üçünden hepsi hangisi? Hepsi de var. De çok hepsi. Sevilen motor da var. Aynen. Çok milletin sevdiği ama çok sömdüğü de. Değişik yani. Bakalım ne olacak. Bu arabayı özellikle bekliyorum. Bu arabanın olduğu oynatma listesinden artık devam videolarını da görebilirler. Sana söyleyeceğim bir şey var mıdır? Bakalım harekeli yapacak mı? Yani abone olmayanları sen yaparsın harekeli artık. Biz bir şeyleri çekmeyi unuttuk Serhat ya. Nasıl? Güzel değil mi? Sizin de olmasın mı bu? Videoyu ufak bir bölüyoruz. Size söz verdiğimiz gibi bir sonraki D21 videosunda sürpriz SS World Polo'larını hediye edecektik bir şanslı arkadaşımıza. Gönül isterdi ki herkese verelim ama şu anda öyle bir imkan yok. Hangi motoru swapladığımızı birazdan Serhat açıklayacak. Bilen insanlar var, onlar hakkında Serhat size bilgi versin. Şöyle mi göstereyim? Şimdi bu çok değişik bir proje. Gerçekten arabanın sahibi Kenan abi geldiğinde biz bambaşka bir projeye giderken böyle çok zorlu bir proje içine girdik. Yani bu motor, bu dedim ya sancılı bir motor yani şeyine. Bu motor Volkswagen'ın R5 TDI denilen 2.5 TDI'lık bir motoru, 2.5 hacmindeki. 5 silindir. Transporterlarda da çıkıyor, Touareg'lerde de çıkıyor. İkisi aynı şey. Şanslı kişiler bunları yazandır. Yani illa transporter ya da Touareg yazmasına gerek yok. Volkswagen 2.5 TDI yazsın. Yani bir de şu var. Normal 2.5 TDI'ler yazanlar var. Bu Nissan'ın motorlarıyla alakalı. Onlar değil. Hani Volkswagen'in olduğunu belli eden kişileri zaten biz gördük. Niye? Çünkü 2.5 TDI diye yazınca bambaşka markaların da 2.5 TDI vardır illaki. Onlarca olunca ortada karışacak ve tam netlik olmayacak. O yüzden biz Volkswagen 2.5 TDI, R5 TDI yazan herkese kurayı alacağız. Ama bir de şu var. Rahat 4 kişisi buraya gelip de gören kişiler. Bu sıra zaten başka gelip de görenler yazmadı. Kendileri bildi ama bazı aradaki çok çakal kişiler var. Onlar buraya gelip gördü. Onları şimdi şeye almayacağız mesela. Kurayı almayacağız. Diğerlerini çünkü hiç görmeyip de şey yapmayan insanlara haksızlık olmasın. Ama bir kişinin yorumunu çok beğendim. Adam tutmuş, ismini tam hatırlamıyorum şu an. Ağzımızdan çıkan her şeyi çok iyi analiz etmiş. Hepsini kademe kademe yazmış, bölüm bölüm bölüm. Bence 2.5 Volkswagen TDI motoru demiş. Kardeşim böyle yazanlar var. Gerçekten çok güzel bir şey. Ve çok bir yorumlar da oldu. Şu an proje arkada. Biz motor her şeyini yerleştirdik. Çok zor bir proje oldu. İlerleyen bölümlerde devamı da göreceğiz. Bir sürü neler neler yaptık. Şu an bile hala uğraşıyoruz. Tamam buldukça. Ver elini. Ağanın eli tutulmaz. O çok güzel bir şekilde çok detaylı yazan kişiye de bir tane verelim. Vereyim abi sen al şunu da çıkar. Gerçekten hani herkes değerli, herkesin yorumu değerli ama uzun bir şekilde ipuçlarını yakalamış ve detaylı şekilde yazmış. Eğer ki çekilişten onun ismi çıkmazsa ona da bir tane veriyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Güle güle kullansın şimdi. Bu arada onu şeyden alıp bizim Geralt'ı aran FBI falan kadrosuna katsatsın yani. Öyle bir gerçekten araları yakalamış yazmış. Çok iyi yakalamış. Tebrik ediyorum ben. Muhteşem. Muhteşem gerçekten. Yanlışlıkla az daha sabitliyordum yorumu. En başta gözüksün diye. Tabii. Belli olacaktı. Yani ben bunu dedim ki bir ara Suat abi mi yazıyordu ben mi yazdım yani. Dönüp defalarca okuduk. Sürpriz projeler de var. Onlarda da yine böyle çekilişler yapacağız. Çekiliş derken buradan bizim bir yararımız yok. Sizlere bizi şunu takip edin, bunu böyle yapın, şunu paylaşın demiyoruz. Asla demiyoruz. Fikriniz varsa fikrinizi belirtin gibisinden şeyler yapıyoruz. Aynen. O yüzden maddi bir çekiliş değil bu. Bu tamamen sizler için ürettirdiğimiz polarları sizlere bir şekilde vermek. Aynen. Sizlere bir şekilde hatıra vermek. Bu heyecanı yaşamak işte bizimle beraber. Gelecek videolarda belki çok daha basit şekillerde diğer polarları da sırayla sizlere vermiş olacağız. Ama sen de çok zor soru sordun. Geldin adamlara böyle değişik bir ışık morlu motoru bir şey sordular. Ben bile bir an dedim ki buna biz ne swapladık yani. Daha farklı hediyelerle de karşınıza çıkacağız. Takipte kalın. Görüşmek evet, üzere. Görüşürüz. Hadi videonun devamına geçelim. Hadi geçelim. Biz bir şeyleri çekmeyi unuttuk Serhat ya. Serhat. Hop.
Yine gördüğün gibi arabaların altındayız Sultan abi. Oğlum anam ağladı. Şimdi aklıma geldi kameraya. Neymiş? Geliyorum yanına. Büyük motor swaplamayacaksınız. Abi büyük lokmaya büyük motor swaplama. Yoruldum ya. Şu motorla şanzımanı indirdik. İndirdik ama nasıl indirdik Allah bilir. Serhat. Ha. Harbiden yoruldum lan. Harbiden yoruldum. Şey yapalım da şunu lifte kaldıralım da alttan şanzıman kriposunu şey yapayım. Ben kalkıyorum yerden. Ben de kalk. Kalk bakalım ben de kalkayım. Oh. Lan kafayı vuruyordum buraya. Dikkat et abi. Oğlum var ya. Bu var ya bu dul bırakır lan. Serhat benim konuşacak takatim yok bir şeyler söyle. Benim de yok şu an. Söyle bir şeyler Serhat. Susma Serhat. Susma bir şeyler söyle. Hayır. Başım dönüyor abi. İnkal. Susma yoksa inanırım. Şu motor gördüğüm yamuk duruyor. Daha kulak yok öylesine bıraktık traversesine. Alttan şanzıman kulağına takalım dedik. Nissan'ın şanzımanını kullandığımız için önce onu takılacağız da şu arkadan var ya. Ne uğraşacağız ya. İnşallah tandem pompası arkadan sağır. Tek şey masasın yeter. Ön tarafını uydururuz. Bizi tek yoracak şey tandem pompası mı oldu? Serhat bak üyeler yapım aşaması istiyor Serhat. Bunların hepsini anlatacaksın. Anlatacaksın Serhat. Şu an başım dönüyor, hiç anlatamam. Serhat bir şeyler açalım içelim. Sonra devam ederiz o zaman. Evet. Geliyoruz biz birazdan. Konuşamıyorum ha ağzım yamuldu. Biz güya mola verdik. Bir şeyler içtik. Ama yine çekmedik. Cumartesine geldin abi. Ben saldırmıştım yine iş yapmaya. Vallahi billahi hatırlamasam. Anlat Serhat. Ne yapıyoruz hadi abi, bir şeyler söyle. Sınma gibi olacak. Tabii tabii at gibiyiz at. Evet. Şimdi ne yaptık? Alt traverse dokundu karterimiz. Motor çok büyük. Çok uzun. Çok geniş. Şimdi alt traversi söküyoruz. Alt traversi sökmek için artık motor tutan bir şey yok. As kapatını taktık. Sarkıtacağız. Yine sana iş düştü abi. Yine travers yapacağız sıfırdan. Sıkıntı yok sıfırdan Serhat. Lazer kesim pat diye komple travers yapıp çizeceğiz, biçeceğiz. Ona göre yapacağız traversimizi. Tekrar oturtturacağız. Şimdi şanzıman kulağı takacakken motor çok uzun olacak. Travers dokundu artık şanzımana mesafe kaldı kulağına. Bunu söküp takıyoruz şanzıman kulağı bitiriyoruz. Sonra kulak ölçünü alıyoruz. Sonra hemen kulakları lazer çizim için yapıyorsun. Hemen lazerden geliyor. Sabah bunu kaynatıp swap yapıyoruz. Aslında. Hadi bakalım. Reklamdan sonra. Tabii hep yapacaklarımızı söyle. Doğru. Hiç Suat işte plate çizdi bilmem ne çizdi kimse plate'i. Ne yaptın? İki tane klavye tuşa bastın. Bir dışı yaptın. Ölçtün. Bir işten yapıştırdın. Oğlum bu motora bu şanzımanı taktık ya. Bu motora bu şanzımanı taktık. Aynen. Ama bak çok güzel durmuyor mu? Güzel duruyor canım. Gerçekten güzel duruyor. İyi olacak Serhat. Her şey iyi olacak. Hadi bana biz sökelim. Ya şunu sök gidelim yatalım artık. Ne yapıyorsun abi? Hı. Takipçiler video istiyor abi. Video yapacaksın. Hı. Senin tek işin video yapmak. Lanet olasın pis zenci. Git ve o videoları bitir tamam mı? Senin tek sorunun. O koca motorunun arabandan büyük olması dostum. Yedo. Come on. Come on. My man. Motoru aşağı sarkıtacağım. Ya! Ben bunu indirdikten sonra finish. Motoru aşağı sarkıtacağım ki şanzıman kulağını geçireyim. Bu taktiği kimseye gösterme. Yok hayatta gösterme. Very good, very good. Nice, nice, nice. Şu 2 metrelik boyunu nerelere sokuyorsun ya? Kaldı birer tane. Ya! Çok kuvvetlisin be Serhat. Fabrikadaki ustanın tükürüğü duruyor hala. Afiyetsin be. Bu birazcık daha yollaştıracak Suat abi. Bu çizmen senin. Bu mu? Hı. Şaka yapıyorsun. Şu an saat 9 falan olsaydı üşenmezdim. Bilgisayarı getirdim 2 dakikada çizerdim sana bunu. Evet be. Önce kaçma. Yok safety first. Oraya kaynamıştır ha. Aynen. Sen vidaları falan açtın ya. Araba şu an diyor ki hiç umurumda değil. Allah çektim. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Swap bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hey. Şimdi ben aşağıya geçiyorum. Evet. Daha ne kadar işimiz var Serhat? Ne aşağısı ya? Ne yukarısı? Al şeye çık. Tamam. İndirdikten sonra içeceğim. Bir şey ihtiyacın var mı? İndir. Kaldı. Şu an itmemiz lazım o tarafa doğru. Heh bekle şimdi kaldırdım. Bekle.
Ya biraz it öne. Dur ben çok az indireyim. Bekleyin. Hop. Dur. Şurayı bekle. Yerine geliyor zaten. Evet gelmiş. Şu an kafaları soktum. Çok az bir şey. Kafası geldiyse daha da olur işte. Arkaya çok dokundu mu? Tamam. Çiçek. Girdi mi? Çiçek indi. Alıyorum ben. Tamamen girdi. Burada motor da çok aşağıda durmadı. Kesin daha iyi mi? Enerjiden kapı kapanacak onu biliyorum. Bakayım burada yer var. Bayağı var. Şuradan biraz kaldıralım. Bak şu an bir bayağı fark etti görüyor musun? Kaldırdık ya. Bu şişe de duruyor. Öyle miydi? Aynen böyle. Şuradan arıyor ölçelim mi? Yorulduk. Uğraştık. Bununla artık tatile matile yazlığa kaçması. Ben diyordum ya. Ya gitmenim yazlığa. Gerek yok. Havalar soğudu falan. Gideceğim. Bu kadar emek harcadıysam. Ya, o kış yazlığa. Çok güzel oldu be. Harbiden çok güzel durdu. Anasını satayım ya. Harbi güzel durdu. Bak terasında bile duruyor. Gel tam önden bak. Dur motoru dokunuyor. Görüyor musun? Çok iyi ya. Biz bu işi biliyoruz ha değil mi? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya ben manifold çizeceğim bak. Ne? Buraya supra gibi manifold yapacağız da böyle. Baksana kocaman böyle. Daha buna çok işimiz var. Serhat bunlarla hiçbiriyle uğraşma. Ben yeni bir tane şase çizeyim sana. Tamam mı? Vallahi harbiden kimse uğraşmaz bunlar. Yani bizdeki de ne sabırmış. Şu an bitti ve bitmedi. Sadece biz ileriyi gördük. Harbiden çok yorulduk. Zemlak, zemlaka, yebe, cenema, zemle. Toprak toprağa, toprağın olmadığı yerde ağırlarmış. Neyse o zaman görüşürüz. Serhat videoyu çok uzattım. Abi abone olmayı unutmasınlar. Bırak. Yok. Tamam. Tamam. Olsunlar. O zaman görüşürüz. Bay bay. Dikkat edin kendinize. Olaylara karışmayın. Eve varınca arayın beni. Videonun sonunu kapatmak için biz geldik. Şimdi çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Az önce bütün yorumlara tek tek baktık. Şöyle zaten görürsünüz. Şeylerine kadar, yorumlara verilen yanıtlara kadar. Bakın hepsinin yanıt kısmı açık. Oradan ekran görüntülerini aldık. Aynı şekilde o ekran görüntülerini de videonun artık buralarına bir yerine eklerim. Belki de şu an eklemişimdir. Buraya yazma sırası tamamen yorumun baştan sona sırasına göre yazıldı. Yani Emre Coşkun 2.5 TDI Volkswagen'i ya da 2.5 TDI PD'yi ilk yazan, işte son yazan kişi Cengiz Görgün, Cihan Mazak. Şöyle yapalım. Cihan Mazak. Bu çıktı. Cihan Mazak'ın yorumuna bayıldık. Zaten videonun o kestiğimiz kısmında söyledik. 2 adet mazot filtresi gidecek. Bir tane gelecek. Bu birinci kopya. Diğer bir kopya ise akü için kaput altında yer olup olmayacağı ile ilgili. Aküye yer kalmayabilir denildiğine göre motor büyük, yüksek hacme sahip ve bu hacim sayesinde alt devirler canlı. Tıpkı Serhat abinin Golf'teki gibi. Bu eldeki verileri baz alırsak bu motor ustaların kaçtığı bir motor ise 2.5 TDI olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle burada PD ya da VW yazmamış ama gerçekten emek var. Hani bölümü geçmek için bütün tuşlara basma mahiyetinde işte sırayla yorumları yazmamış. Gerçekten kanıtları takip etmiş. Hangi motoru kastettiği de çok açık bir şekilde belli oluyor. O yüzden dolayı bu arkadaşımız da Cihan Mazak'ı da şimdi çekilişe sonuncu olarak ekledik şurada. Videoda zaten söylemiştik o kestiğimiz kısımda. Eğer ki ona çıkmazsa bir tane de biz hediye etmiş olacağız. Aynen. Bir şansımızı deneyelim. Çekilişin ismi Polar. Kazanacak kişi sayısı 1, yedek sayısı 2. Şöyle olacak. Bir kişi kazanacak. Eğer ki o bir kişi bir hafta içerisinde Instagram'dan bize ulaşmazsa, yani adres bilgilerini göndermezse kargo için, ilk yedeğe geçecek sıra. O bir hafta içerisinde de birinci yedek ulaşmazsa ikinci yedeğe geçecek. O da ulaşmaması durumunda artık o üç ismi silip listeden tekrardan bir çekiliş aynen, yapıp diğer geri kalanlarla onu artık bir şekilde bağlarız. Eline sonunda bir tanesine buluşacağız. Yani birinize bunu giydireceğiz artık diyormuşum. Bu yaptığımız çekiliş herhangi bir çıkar için değil. Yani işte şurayı takip edin, şurayı paylaşın, şöyle yapın diye bize bir fayda sağlayacak bir şey olsun istemedik. İşin içerisine böyle bir boyut katmak istemedik. Tamamen size bir hediye vermek için sizin yorum yapmanızı, bizle etkileşmiş olmanızı istedik. O yüzden sevinçliyiz. Bundan sonra da benzer şekilde
Hediyeler vermeye çalışacağız. Şu pandemi süreci olmasa belki durumlar biraz daha farklı olur. İşte hediyeleri çok daha rahat ulaştırabiliriz. Belki bizzat insanlara gidebilirdik. Ama şu anda yapma şansımız yok. Bir yandan da eğer ki işte dükkanın önünden geçerseniz kokunuzu, şöyle ben ön tarafını göstereyim. Ya ben de arka tarafını göstereyim. Muazzam kokuyor. Kokunuzu, stikerinizi almaya gelebilirsiniz. İşler yoğun. En azından bir merhaba deyip hemen alıp gidebilirsiniz. Serhat Atölye'de olursa. Teyit etmek için Instagram'dan yazıp ulaşabilirsiniz kendisine. Biraz evet, yoğun olacak ama olsun. Bu haftalar çok yoğunuz. Yeni videolar da göreceğiz zaten her şekilde. Videolara devam. Projeler bol. Vücut el verdiği sürece yapacağız hepsini. Serhat'cığım ben şöyle yapıyorum. Kazananı belirli kısmına getirdim mouse'u. Al mouse'u. Şuradaki butona tıkladığın bir, anda. Şöyle. 1 2 3 Kazanan Ahmet Gençeroğlu. Aynen. Yedek talihli Mehmet Üren, Alper Çalışkan. Hayırlı olsun. Aynen. Ben bu ekran görüntüsünü şimdi alacağım. Linki de videonun açıklama kısmına yerleştireceğim. İsteyen girip kontrol edebilir buradan. Hayırlı olsun diyorum. Aynen. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi. Hoşça kalın.